Salam, hörmətli müəllimlər və abituriyentlər. Bugün sizlərlə MİQ 2023-cü il qəbul suallarına baxacağıq. Yəni, sualların həqiqətən əksər hissəsi asan tipli suallar idi. Yəni, asan tipli dediyim həqiqətən çox asan tipli suallar idi. Hətta belə deyə bilərik. Yəni, abituriyent səviyyəsində olan suallar var idi əksərən. Yenə də inşallah hər biriniz əksəriyyətini doğru yazmışsınız. Hər birinizə uğurlar. Nəticələriniz də inşallah istədiyiniz yerlərə qəbul olarsınız ilk öncə. Baxaq suallarımızın izahına. Hansı maddələrin molekulunda pi rabitə var? Müəllimlər, bilirsiniz ki, H2 molekulunda bir qat sigma rabitə var. N2 molekulunda arada 3 qat rabitə var. O2 molekulunda 2 qat rabitə. CH2 asetilinimizdir. Asetilinimizdə 3 qat rabitə. Legendləri yazmıram artıq. Bizə çünki pi rabitə maraqlıdır. Amoniakda bilirsiniz ki, 3 dənə sigma rabitə var. Çünki legendlər yəni bir variantda olduğu üçün heç vaxt pi rabitəndən birləşə bilməzlər. CH4-ü də yenə eyni qaydada, yəni hidrogenlər bir variantda olduğu üçün belə deyək, burada pi rabitə də birləşə bilməzlər. Yəni yenə çaşdırıcı bir maddə qoysalar, desələr nə bilim, kalsiyum karbidi versələr çaşdırıcı. O da yəni çətin bir şey deyil, amma ən azından burada çaşdırıcı hər hansı bir maddə versələr, deyərəm yenə eybi yox yəni. Amma bu sualı yazmamaq həqiqətən günahdır yəni. Burada deməli N2-də pi rabitə var görürük. Asetilində pi rabitə var görürük. Oksigendə pi rabitə var görürük. Deməli cavabımız olacaq burada. Asetilin yəni 2, 4 və 5 cavabları olacaq. Hansı duzların parçalanması oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır? Arkadaşlar amonyum nitratın ve amonyum nitritin parçalanmasına derste de yani geçen defa yadınızda tutsa geçen ilmik izahların verende animasyonlardan bir koymuştum. Yani burada da yine animasyonları açık göstereceğim size. Bunları bir bir yadda saklama metodikasından tutmuş. Her YouTube'da ben açık formunda da paylaşmışım sizler için yani onu. Öz derslerimizden alabey yani açık formunda da bunlarla bağlı paylaşmıştım yani. Böyle yadda saklayın ki bakın H2O'nu buradan çıkarırız. NH4 NO2'de burada H4O2 suyu buradan çıkarttığınız zaman ne kalır yerde? H4O2 sudur da. Yani 2 mol su demektir bu. 2 mol suyu buradan çıkaran kimi yerde ne kalır? NN yani N2 kalır. Buradan alınır N2 plus su. Yukarıdaki reaksiyada da demeli H4O2 suyumuzu yani 2 mol suyumuzu çıkaran da N2 kalır. Ama bakın oksijenin biri burada artıktır. Ona göre burada N2O plus su kalır artık burada. Yani bunların parçalanması NH3 plus H4O2 kimi katiyen o formada yani karıştırmak saçma olmaz. İndi fikirlerim burada. Burada da yoksa üçüncü tənliyə dedim deməli. Amonyum bikromatın parçalanması zamanı. Burada N2 gazı alınırdı. Xromun oksidi alınırdı. Yani burada N2 gazı alınır. İndi fikirlerim bir tane N2 basit madde alınan reaksiya. Basit madde olan reaksiya. Düşünülmeden otomatik olarak bunu siz demiştik ki redoks tənliyini ayırt edə bilərsiniz. Yani oksidleşme redoksiyayı ayırt edə bilərsiniz. O zaman beşincidir. Üçüncüdür. Birincide de yoldaşlar burada NH4'ün içerisinde bilirsiniz ki azot -3'lük var burada. NH3'ün içerisinde -5'li azot var ve N2O'nun içerisinde de -2 bu da -1. Azotumuz değişip yani bu redoks tənliyidir. Bu diğerleri ise yoldaşlar parçalanma reaksiyonlarında sadece burada hiçbir değişmiyor. Mesela NH4 klor parçalanında NH3 plus H klor alınır. Bu birisinde NH3 plus sulfat turşusu alınır. Yani değişenler sadece burada 1, 3 ve 5 varyantında olur yoldaşlar. Redoks tənlikleri yani 1, 3, 5'tedir. Hansı duzların suda məhlullarının sabit elektrik cərəyanı kestikdə katodda deməli suyun reduksiyası anodda isə oksidləşməsi baş verir. Mənimlər, baxın, bu sual da həqiqətən çox asan sualdır. Yadınızda elektroliz bölməsində biz orada qruplaşma eləmişdik. Kral qrupu, vəzir qrupu, işçi qrupu belə bir qruplaşma eləmişdik ki, aktiv metallar hidrojeni katoda göndərir. Orta aktiv metallar həm hidrojen, həm özü, pasiv metallar sadəcə özü. Yəni bu formada yadınızda demişdik də. Bunların hər birinin elektrolizini yaza bilərik indi. Amma əsas məsələ kalium NO3-ün elektrolizini yazanda burada kalyum aktif metaldır. Aktif metal olduğu için kalyum katoda hidrojen gidecek redüksiyon olmalı. NO3 oksijenli turşu kalıbıdır. Oksijenli turşu kalıbı ise anada oksijeni gönderirdi. Bu kadar yani. Ve kalyum nitrat tuzu elektroliz eylemir. Yani su elektroliz edilir onun yerine. Böyle yani saklayabiliriz de yani. Mesela mis klor 2'de olsa mis pasif metal olduğu için misin özü katoda gitmelidir. Yani burada oksijensiz olduğu için klorun özü getmelidir. Burada S olduğu için yani oksijensizdir bu formada. Burada arjin tüm pasif metaldır bu formada. Yani yoldaşlar ne diyeyim? Çetin sual değildi. Çetin diyen de
düşünülecek bir sual değil bu sual ümumiyetle. Ona göre müellimler sualları işlerine dikkat olmak lazımdı maksimum derecede. Yani bazen yoldaşların ehtiyatı çok asan olduğu için səhv yazılırlar. Sualda sanki neyse problem aktarırlar ki, yox belə asan olmalı sual. Mis 2 klorit 3'ün doğru ifadeleri seçin. Mis klor 2 yoldaşlar. Deməli, mis klor 2 için neler doğrudur? Hidrolizden əsası düz alınır. Yoldaşlar, axı bak, zayıf tərəfə görə baxırıq ki, biz mis burada zayıfdır. Avtomatik olarak bunun hidroliz tənliyi zamanı mis burada bir əsası duz yaradır. Mis OH klor. Yani mis zayıf olduğu için yoldaşlar. Mis zayıf olduğu için. O öz OH'larını mərhələ mərhələ qəbul edir ve mis OH klor alınır. Yani əsası duz alınır. Məsələn, hatırlıysa dərsdə də bunları yazmışdı. Ki, məsələn, natrium 2S hidroliz elədiyi zaman S burada zayıf olduğu için ilk mərhələdə bu turş duza çevrilir. Natrium HS plus natrium OH alınır. İndi burada isə yoldaşlar, mis OH klor plus H klor alınacaq. Yani ilk mərhələdə əsası duz deməli alınır. Buna amin deyirik. Suda məhlulu elektrik cərəyanı yaxşı keçirir. Həll olan duzdursa yoldaşlar, niyə də keçirməsin? Həll olan duzdur da bu. Anionların sayı kationların sayından azdır. Yoldaşlar, bax, formula fikirin, mis klor 2. Bir misə 2 klor düşür burada. Anionların sayı daha çox olmalıdır o zaman. 3 doğru olması imkansızdır. Hidrolizindən turş duz alınır deyir. Turş duz yox alınmır. Əsas duz alınır gördüyü. Lakmusu qırmızı rəngə boyayır. Həmişə dominantlıq eləyən, hegemonluq eləyən kim olur? Güclü olan. Duzun içərisində güclü olan kimdirsə, mühitə hegemonluq eləyən odur. Yəni deyir ki, mənim mühitim olmalıdır burada. Burada xlor güclüdür yoldaşlar. Ona görə burada turş mühit olacaq. Eğer mesela natrium kesteki kimi olsaydı, natrium kes olsaydı daha doğrusu, burada natrium kuvvetli metal olduğu için burada ne alınmalıydı dostlar? Esas mühit olmalıydı mesela. Esas mühit. Ama mis klor 2'de güclü kimdirse yani mühit oldu. Yani hidrolizde yoldaşlar yani iki hisse var. Dikkat edemeli olduğumuz. Duzun içerisinde bakırsınız. Yani bir hidrolizin giriş səbəbi anlayışı var. Giriş səbəbi. Bir də ki, mühit. Bunları ayıranda yoldaşlar. Elə də bir necə deyim, qeyri-təbii olan bir şey deyil. Yəni, necə deyim, şişirdiləsi və yaxud anlaşılmayası bir hissə deyil bu. Çünki duzun hidroliz eləməsinə səbəb, bunu belə biz animasiyonu göstərmişdik hatırlayırsınız ki, hidrolizə səbəb bir zəif nöqtə lazımdır. Yəni hidrolizi demişdik belə yadırsaq, ya da bir məğlubiyyət kimi düşünək hidrolizi. Hidrolizi bir məğlubiyyət kimi düşünək ki, yəni hidroliz eləmək üçün bir zəif bir nöqtəmiz lazımdır. Duzun içində bir zəif nöqtə olsun ki, hidroliz gedə bilsin. Hidroliz zəifə görə gedir, mühiti isə, dominantlığı isə güclü olan aparır orada. Bu qədər yəni. Ona göre yoldaşlar burada kırmızı rengi boyanır. Burada düzgündür. Demek cevabımız 1, 2, 5. Sorular hakkında çok da geniş danışıp görmek istemiyorum sizi. Sadece çok asan olduğu için insan hakikaten biraz böyle suallar üzerinden yani ne diyeyim aşağı bağlayamalı. Tabii ki çünkü bu defa bakıram mesela yukarı bağlayanlar yani maksimum seferimizde 93-94 baldı. Yani en azından bu neticelere göre yani 98, 96 yani bu tip ballar yani olmalıydı kimyada. Ama bu suallar içerisinde yani bunu yazmamanız herhalde ise biraz şunahtı. Məhlulda hansı maddelerin karşılıklı təsiri zamanı mis 2 klorid əmələ gəlir? Arkadaşlar mis 2 klorid əmələ gəlir deməli. Mis OH klor plus natrium OH. Baxırıq ki arkadaşlar burada yani bu əsası duzdur. Əsası duzun üzerine mən əsas qələvi gəlib necə bunu neytrallaşdıra bilərəm ki? Axı mən əsası duzu neytrallaşdırmağım üçün onun üzerine turşu gelmeliyim. Ne arkadaşlar? Turşu gelmeliyim. Mis OH klor. Üzerine H klor gelen ne arkadaşlar? Buradan ne alınır? Neytrallaşır bu. Mis klor 2 alınabilir. Mis plus H klordan. Mis hidrojen gazını çıkarıp. Mis klor 2 yaratabilir mi burada? Mümkün değil. Axı. Mis hidrojen gazını necə çıkarsın? Mis demeli burada. Klorla bir görüşür. Barium neyse 4'ünden görüşebilir. Aha bak görək. Deməli duz plus duz reaksiyasında bu reaksiyaları döne döne demiş iki yoldaşlar. Gediş yani belə deyək də səbəbi daha doğrusu getmə variantları nədir bunun? Reaksiya girən duzlar həll olan reaksiyadan alınan duzlardan biri çöküntü olsa veya qaz halında maddə ayrılsa bu reaksiyalar gedə bilər. İndi burada mis sulfat duzu həll olur. Barium xloridi duzu həll olur. Hələ ki bir problemimiz yoxdur.
Yəni duzlar birinci həll olmalıdır ki, iyonları ayıra bilməlidir ki, onlar arasında mübadilə baş verə bilsin. Həll oldusa o zaman baxıram. Çöküntü var mı nəticədə? Baryum sulfat çöküntüdür. Okey, o zaman nə problemimiz var? Mən gedir də buraya. Deməli bir bu gedər, bir də ki, üçüncü reaksiya gedər. Bir nə üç gedər burada. Tabii bir nə üç deyirəm. Üç nə beş gedər burada. Kapalı qabda x mol hidrojen və 5 mol oksijenin ibarət qabda reaksiya sona qədər gedir. Reaksiya zamanı 2 mol hidrojen artıq qalarsa, ilkin qarışığın maddə miqdarını hesablayın. Yoldaşlar, baxın, x mol hidrojen var, 5 mol oksijen var. Sona qədər gedir və artıq qalan hidrojendir. Yəni burada hidrojen və oksijenin reaksiyasını yazanda bilirsiniz ki, 2'nin 1'e nisbətində gedir bu reaksiya yoldaşlar. Və oksijen artıq qalmayıb. Eğer oksijen artık kalmayıpsa 1 mol oksijene 2 mol hidrojen reaksiyası girer. 5 mol oksijene ne kadar hidrojen reaksiyası girer? X mol hidrojen reaksiyası girer. X de beraber buranın tabanında 1'in 2'ye nispetinde 5'e de 10 düşür otomatik olarak. Demek ki 10 mol hidrojen reaksiyası girmeli arkadaşlar. Yaxşı 2 mol da artık kalıp bu yazı hidrojenin. 10 mol giribse 2 mol da artık kalıpsa cemi ne kadar olmalıdır? Demek ki 12 mol götürmelisiniz ki onu girsin ikisi de artık kalsın. İstiyorum. Yani biz Muhteşem 26 kitabında yoldaşlar bunun kat kat ağırlarını işlemiş yoldaşlar. Kat kat ağırlarını işlemiş. Yani üzülürsen burada 17 düşüp 12 cevabı işaretlemeli. 17 işaretlemiş. Ha, demeli. Demeli. Yani Muhteşem 26 kitabında biz bunun kat kat ağırlarını işlemiş. Hakikaten. Neler suallar işlemiş ki yani? Bu suallar onun yanında bir elifba kimi kalır yani. Ama halbuki yine de bakıram mesela bazı suallarda bu sual hiç bu sual değil sefeleme zaten esas çetin suallar doğrusu sonlardadır yani en sonlarda biraz normal suallar var başlangıçta suallar arkadaşlar hele de bir çetin suallar sayılmıyor da özünüz de zaten görürsünüz ki bu çetin suallar değil. Euler Venn diyagramının demelim uygunluğu müəyyənliyi NH3 N2 deməli, görürsünüz yəqin ki, ekranı. Euler-Venn diaqramına uyğun ifadələri müəyyən edin. NH3 və N2. Burada yoldaşlar, qatı sulfat turşusu məhlulu ilə qurutmaq olar. Yoldaşlar, baxın, qatı sulfat turşusu məhlulu higroskopik maddədir. Yəni, su uducu maddədir. Əgər hər hansısa bir qazı qurudursunuzsa, sulfat turşusuyla, gərək bu sulfat turşusu o qaz ilə reaksiyaya daxil olmasın ki, onu quruda bilsin. Təsəvvür edin ki, məsələn, N2 gazı var. NH3 gazı var burada. Siz bu gazı qurutmaq istəyirsiniz de yani. NH3 gazını qurutmaq yani o demek değil ki NH3'den belə deyək de reaksiya geçirsin. NH3 gazını qurutmaq yani NH3 gazını təmizləmək demək de nədənsə yani. İndi baxın siz sulfat turşusuyla NH3 gazını qurutmağa çalışsanız axı bu sulfat turşusu NH3'den reaksiya girer ve amonium sulfata çevrilir. İndi bu reaksiya girdisə, axı siz NH3'ü qurutmuş olmadınız artıq. NH3 reaksiya getdi yani bu tamamıyla. Yani bir gazı qurutmaqdan ötürü, yani mesela ne su buxarı varsa orada əlavə, nəsə bir belə deyək də, su buxarı qarışığı varsa belə deyək. Oradan siz həmin o gazı qurutmaq istəyirsinizsə eğer, gerek bu qatı sulfat turşusu məhlulu həmin o qaz ilə reaksiya girə bilməsin ki, orada digər su buxarından falan reaksiya girip bunu təmizləsin yani. İndi NH3'ü bu necə quruda bilər ki yoldaşlar? NH3'ün özü ilə reaksiya girəcək bu. Ona göre N2 ilə ola bilər bu. Bir burada ola bilər. Nəm lakmus kağıdan təsir edir. Bu əsası xassəlidir yoldaşlar. Əsası xassəlidirsə təsir edə bilər. Molekulun rabitəli nəmə gəlməsində 6 elektron sərf olunur. İkisinin de yoldaşlar molekulunda 3 rabitə var. Bunda düz 3 tane rabitənin 3'ü de sigmadır. Bunda ise 3 tane rabitənin 3'ü de. Tabii biri sigma kiçik idi. Ben bunu düzdü böyle yan yana koydum. Yani karıştırmayın da siz böyle diye de yani. Azotun 3 tane rabitesi var böyle diye yani. Yan yana sadece göresiz diye. 3 tane rabite var yani. Farkı yok 3 tane rabite. Sigma oldu pi oldu. Sigma ve pi rabite yani her birinin yaranmasına bir rabiteye 2 elektron lazımdı. 3 rabite var arkadaşlar 6 elektron lazımdı. O zaman demeli 3 bunların her ikisine ortaktı. Suda yaxşı hal olur arkadaşlar. Bakın oxşar oxşarı sevir. Böyle bir qayda demiştim size ben. Oxşar oxşarı sevir. Böyle bir qayda demiştim. Bu neydi arkadaşlar? Sergiler izlemediniz. Demeli poliar molekulları geri poliar molekulları geri poliar molekulları sevir. Yani N2 geri poliar bir molekuldu.
Bu suda həll olmaz arkadaşlar. Azot gazıdır, oksijen gazıdır, hidrojen gazıdır. Bunlar suda həll olabilmirlər. Qeyri polyar molekullar olduğu için qeyri polyar həlliciler həll olurlar. NH3 ama bir azim suda 700 azim yakın NH3 həll olabilir. Yani NH3 polyar molekul olduğu için suda yaxşı həll olur. Ona göre 4 bura getmelidir. Yani birincinin altına 2, 4. Ortaya, üçün, ortaya yani ikisinin ortasına 3. Demeli bu birisinin de altına 1 düşür de. Değil arkadaşlar? Aha. Sonra değerli müəllimlər, sonra fosforun allotropik hissi dəyişmələri üçün uyğunluğu müəyyən edin. Uyğunluğu müəyyən eləyək. Deməli, ağ fosfor, qırmızı fosfor, qara fosfor. Yoldaşlar, bunları mən yəni istəyirsiniz səbəb sizə açın animasiyadan göstərim ki, bunları nə formada deməli göstərmişdik. Baxın bir dəqiqə şəkil formasında belə vermişdim. Haradasa bir saniyə. Deməli, her ihtimal istəyirsiniz buradan da götürün, sizlerde de kalsın. Yani skrin edib saxlaya bilərsiniz ki, istifadə eləməyiniz üçün sonra. Deməli arkadaşlar, baxın burada bütün bununla bağlı, ağ, qırmızı, qara fosforla bağlı bütün məlumatlar arkadaşlar burada var. Yani bunu ağ fosfor, sarımsak gibi veren rəngsiz kristal mühürüdür, P4'dür, zəhərlidir, karbon disulfiddə yaxşı həll olur. Sonra arkadaşlar ağ fosforun başka yani kırmızı fosforun buharını kondensleştirir alabiliriz. Yani nispeten diğerlerine nazaran en aktif olanı budur. Sonra kırmızı zehirli değil. Ne suda zehirli olmuyor, ne karbon disulfide zehirli olmuyor. Qara da zehirli değil. Ne karbon disulfide ne suda zehirli olmuyor bu da. Atom kristal kafesli kırmızı ile qara. Yani bunu böyle bu formada, sistematik formada arkadaşlar böyle yazıp saklamıştır. Yani istersen bunu siz de ihtimalle özünüz için götürün. İstifade edebilirsiniz sonra. Karşımıza çıktığı zaman demeli arkadaşlar sadece burada yani hiçbir üstü değerli olmuyor zaten. Ama bir tane ağ fosfor karbon disulfitte arkadaşlar hell olabilirler. Sadece demeli ağ fosfor karbon disulfitte hell olabilir. Şimdi bu sualımız için bakalım şöyle. Molekul kristal kafesi amele getirir. Bu ağ fosfora aittir. Bu çünkü P4 diyor arkadaşlar. Kırmızı ile gayri ait değil. Zehirli değil. Kırmızı ile kara zehirli değil. O zaman bura deməli, baxın, birin altına A aiddir. İkinin altına yoldaşlar, zəhərli deyil, B aiddir. Qırmızı qara zəhərli deyil. Suda həll olmur bu. Hər üçünün aiddir. Suda bir dənə orada şəkili biləndə, ha, hər şeyi həll eləmiş oluruz. Bir dənə şəkil var sadəcə. Onu bir dənə sistematikləşdirəndə hər şey həll olmuş olur. Heç biri dediyi çalışır, suda həll olmur. Sadəcə karbon disulfid həll olabilən ağ fosfor var idi. Bu qədər. Qaranlıqda ışık satmır yoldaşlar. Işık satan yani burada ağ fosfordur. Satmayan da fosfor. Bu birisileri kırmızı ile karadır. Deməli ne olacağını burada cevabımız? A, D. Deməli 1'e A, D. 2'ye B. Bir de yani bir yeni buraya yazmadım mı? B, Y. Deməli ışık satmayan dedi. Kırmızı ile karadır da ağ ışık satır. 3'e de C. Bu kadar. That's all. Hansı reaksiyalardan eyni üzüm madde alınır? Eyni üzüm madde alınır diyor arkadaşlar. Bakın bilirsiniz ki qələbi geldiğimiz zaman burada. Qələbimiz natrium 2 COO 3. Yani burada natrium 2 CO 3 yaranırdı. Natrium 2 CO 3 yaranırdı. Hatta bu reaksiyonun gediş sistemini de istəyirsinizsə sizlere göstereceğim indi. Bu reaksiyonun gediş sistemi de nedir gedirdi? Birazdan animasyonu göstereceğim bunu da size. Açın. Deməli, natrium 2 CO3 yaranırdı və buradakı hidrojen isə yoldaşlar. Burada radikalı gəlib, hidrojen birləşirdi və bu radikal artıq çevrilirdi alkana. Məsələn, burada qalıb 3 karbonlu, yəni propil radikalı, o da çevrilirdi yoldaşlar propana. Bu qədər yəni. Yəni, qısacası, bu hissə belə baxın, bir dənə bura fikir verin diqqətən. Bu hissə bütöv belə natrium 2 CO3 deməkdir. Yerdə qalan hissəyə gətirib H-ı birləşdirən olur, artıq alkan. İndi baxın, buradan deməli alındı yoldaşlar propan. İkinci de, bakın bu hissini yine de böyle götürürsünüz. Bakın bu karbondan bir yerden. Natrium 2 CO çeliyirsiniz bunu. Yerde kalan radikal bir hidrojeni birleştirirsiniz. Bak yerde kalan hisseniz sizin budur. Karıştırmayın. Bak budur. Buraya getirip bu hidrojeni çalıştırdınız böyle. Bakın bu hidrojendi bu karbon değil. Bakın siz zinciri böyle düşünesiniz. Bu hidrojendi yani. Adi buradaki hidrojendi bu hidrojendi de. Ona göre bu dört tane karbon böyle düzgün zincirdi. Yani arkadaşlar bu madde ele butandı yani. Normal butandı ele. Geldi üçüncüye. Üçüncüde arkadaşlar natrium 2 CO3
Geldi bu haş bura birleşti. 4 tane karbon yan yanadı. Bu haşla bura birleşen yoldaşlar hele normal buton olacak. Hele zaten uzatmada ediyoruz. Yok daha da sonumuza bakmıyoruz. 2 ile 3'te zaten içinde de normal buton alınır diye A benden işaretleyip gelir. Hangi maddelerin sinter izomeri yoktur? Dostlar valla bu sual birinci gruplara düşmez. Herkesten birinci gruplara düşmez bu sual. Demek ki hangi maddelerin sinifler arası izomeri yoktur? Metanolun propa diyen sirke turşusu propan ve aseton. Merhaba, hansının yoktur? Bakın metanol bak, diyemedim o kadar hesaplaştım. Demek ki metanol nedir yoldaşlar? Spirti düz değil mi? Bir atomlu spirti. Spirtlerin sinifler arası izomeri efirlerdir. Sade efirler. Sade efirler. Sade efirler. Demek ki sade efiri olması için yoldaşlar oksijenin iç tarafında da radikal olmalıdır. Özür dilerim seçin. Sade efir RO er demek. Şimdi bu erin içinde en az bir karbon olsa, bu erin de içinde en az bir karbon olsa otomatik olarak sade efir minimum iki karbon olmalı. Ona göre metanolun sinter izomeri mümkün değil. Propadien yoldaşlar alkadiyendi de yani alkadiyenin yani 3 tane karbonlu ve böyle bir tane numunedir. Düz değil mi? Propadien. Bunun 3 karbonlu bir tane alçin izomeri var da. Sirke turşusu 2 karbonlu turşudur. 2 karbonlu turşunun bir tane böyle mürekkep efirini yazmak olar da yoldaşlar. Bu da böyle. Propan. Propanın sinifer izomeri. Bu yazık alkanların sinifer izomeri hiç ümumiyetle yoktu ahı. Asetondaki aldehitlerle sinifer izomeridir. Aseton budur yoldaşlar. Bunun da sinifer izomeri 3 karbonlu bir tane aldehit yazırsız gelir yani. Gerçekten bu sual birinci gruplara isimlendiren bir şey yani. Demek ki hangi sinifin en sade nümayendesinin molekülü cem 3 karbonatı? Bu ondan da beter. Demek ki aldehitler, alkadiyenler, sikloalkanlar, sade efirler, alçinler. Evet. 3 karbonatom var. En sade nümayende, en birinci nümayende. Aldehitler hardan başlıyor? Aldehidin bir karbonun nümayendesi. Niye de olmasın ki yani? Var da. Alkadiyenin bir karbon numaranesi. Aha alkadiyen bak adına bakın bunun diyen. Yani iki tane çıkat rabite. Ben aha iki tane çıkat rabite koymak için bir tane bura, bir tane de belirlemeli. Yani başka tür bundan minimal yok da aha. Ona göre ilk numaranemiz üç karbonludan başlıyor yoldaşlar. Alkadiyenlerde. Sikloalkanlarda. Riyaziyatta en küçük buza, en küçük daha doğrusu figür. Hansı figürde en minimal böyle diye ihtiyar buzaklardan figür. Hansı figürdü? Üç bucaktan bazı bir figür yok da yoldaşlar. Yani en azından üç karbonlu olmalı ki siklo alkan yaransın. İki bucaklı bir şey yok da yoldaşlar. Ona göre üç bucaklı yani yaranır figürünü. Siklo alkanlar yoldaşlar yani minimum üç karbonludan başlıyor. Ona göre alka diyenler siklo alkan. Yani bu sanırım zannemeyle her şeyi yanlışı vesileleşmeye değmez. Propil benzol molekülünde olan ümumi hibrit orbital sayını tapın. Arkadaşlar, propil benzol. Bakın kumol üzerinde düz bu kumol değil ha yani farkı yoktu. Bakın kumol üzerinde toplu belki de mine yakın sual var bunu topasak yani. Yani kumolda ne bileyim hibrit orbital, gay hibrit orbital falan filan. Olsun bizim öz kitabımızda da ne kadar orada yani sualar işlemişi şey, kumolla bağlı. Hele en çetinlerini işlemişi şey, yani bir bir hele seçimlerini göstermiş ki hangi hibrit orbital ne tarı örtür bunu. Hansı bir dörtanın örtülmesinde yaranır falan rabite. Bir yorulara bakmışım. Şimdi yoksa kumol veya propil benzol bunların bir farkı yoktu ciddi surette. Ne manada? Yani birbirlerinin izomeridir bunlar. Bunların hibrit orbital sayı farklı olabilmez esvab. Yani ne dedim ki kumol üzerinden danışmışlık da ne kadar? Yani propil benzol da budur yani. Burada hibrit orbital sayın soruşu, ümumi bir orbital sayın soruşu. Burada yoldaşlar bak bu sikilde 6 karbon var. Ve 6 karbonun 6'sı da yoldaşlar SP2 hibrit alındılar. SP2 sikilde çam SP2'dir. Ona göre 6'nı vurursuz 3'e 57. Bu sikilde 18 tane SP2 hibrit orbitalı. Yazın lafı. Hamzını açıklayayım. Yazıncı koy. Buranızı da koy. SP2 hibrit orbitalı 18 tane. Burada ise yoldaşlar 3 tane karbonun 3'ü de SP3'tü yoldaşlar. 3 karbon var. Herisi de SP3 düşse herisinde 4 tane orbitalı var. 3 bırak 4. Beraberdi 12 de yoldaşlar SP3 orbitalı var. Şimdi size vurguluyor mu ki SP2, SP3 yok. O zaman toplam bütün 24 orbitallara takabilirsiniz. 18, 12, 24, 30.
Və yaxud yoldaşlar, hibridi tapmağın qaydasını mən sizə zaten heç düsturları ümumi əzbərləmədən bir qayda ilə də, yəni 4N çıxılsın 2P. Yəni pi rabitənin 2 misli. Bununla yoldaşlar, karbon sayını 4-ə vurub, pi rabitə burada. Yəni 3 dənə saya bilərsiniz, 3 dənə götürə bilərsiniz bunu yəni. Yəni 6 çıxaraq hesablaya bilərdiniz. Yenə sizə yoldaşlar, yəni bunu həll eləməməyin bir bəhanəsi yoxdur. 30 sual. Var 30 sual. Hansı maddələrin 1 molunun artıq miqdar edilmiş natriumla reaksiyasından eyni mol sayı verir cənab? Yəni bu da toplu tipli suallardandır, toplu da suallardandır. Deməli, natriumla reaksiyadan hidrojen ayrılmaq üçün yoldaşlar ya COOH qruplarının sayı, bir də ki, fərqi yoxdur, yəni OH qrupu önəm daşıyır. Bir də OH qrupuna da fikir verirsiniz. Yəni tək OH qrupu da olsa bizə yarayır bu. COOH da olsa yarayır. Çünki hər ikisinin içində yenə də OH qrupu var da bunların. OH var yəni, hər ikisi OH'dır. İndi gliserin içinde 3 tane OH var. Oksalatın içinde 2 tane OH var. Bir yazımda oksalatın içinde 2 tane OH var. Yani yine de deyirəm bu COH'dır. Ama bize maraqlı olan orada zaten OH grubunda yoldaşlar. Bunun içinde 2 tane OH var. Seçe turşusunda 1 tane OH var. 1 tane OH var. Süt turşusunda yoldaşlar. Süt turşusunun formülü yani ki yadınızda diyor yoldaşlar. Süt turşusunun formülü S3H6 O3. Burada yoldaşlar neçə tane OH grubu var? Süt turşusunun formülünde. Bunun kuruluşunu bir tane seçer istəyirsiniz. Size karanlık kalmasın. Yoldaşlar size karanlık kalmasın. Bir saniye. Seçim buranı. Heh. Hidrojenleri yazmıyorum artık. Yani vaxt içi olmasın. Hidrojenleri yazmıyorum. Demek ki süt turşusunun formülünde arkadaşlar. Bakın bir OH burada. Bir OH da burada. İki tane OH var süt turşusunun formülünde. Deməli 2 tane OH burada var. Baxın görüm etilen glikol. Etilen glikol yoldaşlar ya, en meşhur nümayenlerden de artık yani. 2 tane OH da burada var. Ve yoldaşlar baxın bu sevelemelemse indi sual nömrəsi falan yakında değil. Ama ki bu bizim kitabda da yani Möhteşem İlmi Hoca da topunun özünde de bununla bağlı hatta ne istedim sual var idi ki hatta müəllimler de yani yadınızda bunu açıq formada da paylaşmıştım yani buna ait suallar. Ki yani fərqi yoxdur dostlar. Bu spirt grubu oldu, bu turşu grubu oldu. OH OH yani ikisinde de spirt de natriumla reaksiyacı bir hidrojen gazı çıxarabilirdi OH grubuna göre. Turşu da hidrojen gazı çıxarabilirdi natriumla reaksiyacı gibi veya metalla reaksiyacı gibi. Yani göre dostlar OH gruplarının sayını bilmek burada kifayet edilir. 2 OH olan götürebilirsiniz hamısını. 2, 3, 4 cevabını götürürsünüz ona göre. Hansı reaksiyaların hidrojen alınır? Glukozanın spirte kızdırması. Arkadaşlar glukoza 3 tür kızdırması var edildi daha yani. Glukozanın kızdırması indi bunlara. Bakın, yani burada glukoza 3 tür kızdıranma yoldaşlar. Birinde CH5 OH plus CO2 alınırdı. Yani spirte kızdırana karbon gazı alınır. Oradan hidrojen gazı falan çıkmırdı. Yağ turşusuna kızdırandı ama yağ turşusu alınırdı. Karbon gazı alınırdı. Bir de hidrojen gazı alınırdı. Yani yağ turşusuna kızdırandı, hidrojen gazı alınır. Etanoldan divinilin alınması. Etanoldan divinilin alınması. Bir de saniye, bir de saniye. Etanoldan divinilin alınması. Bunu size animasyonla göstermesem kulağın rahat olmaz. Bir de saniye. Aha burada da. Şimdi bakalım yoldaşlar. Bakalım alkadiyenlerde neyse alınır, neyse alınır. Gelin bir tane ona bakalım. Lebedev reaksiyasına, Lebedev reaksiyasına. Gelin bir tane bakalım. Demek yoldaşlar bakın Lebedev reaksiyasında reaksiyamız belədir. 425 derecede alüminyum oksit ve sinir oksit var. Gelin bunun bir tane sxemine dikkat edin. Rater demişti bir bu sxemine. Demek bak spirt moleküllerinin. O molekul daxili dehidratlaşması nəticəsində fikir verin sxemə molekul daxili dehidratlaşır. Oradan sanki belə düşünün demişdim ki, alkenlər alınır sanki. Və orada molekulların arasından da dehidrojenləşmə baş verir. Hidrojenlər ayrılır orada və nəticədə H2 qazı ayrılır. Və yerdə qalan həmin o hissələrə qapanır bir-birinə. Alkadiyen yaranmış olur. Fikir verin sxemə. Deməli burada 2 mol suyun alınmasına səbəb molekul daxili su ayrılır deyə su daha çox alınır. İki molekulun arasından bir molekul hidrojen alınır deyə hidrojen daha az alınır burada. Məntiqə fikir verirsiniz, yəni bu əzbər bir şey deyil. Çünki Mehmet əzbər elmli zaten. Yəni buna sxema fikir verirsiniz yoldaşlar, bu qədər. Deməli yoldaşlar, burada hidrojen qazının alınmağından danışırdı deyə bunu dedim göstərim sizə. İndi burada
bir saniye. Ha, bu sağda kalmıştı. Temel hidrojen gazının alınmaları. Hidrojen gazı etanoldan divinil alınmalı. Hidrojen gazı orada ayrıldı. Su da ayrıldı. 2 mol, 1 mol hidrojen gazı ayrıldı. Metanın klorlaşması. Adı üstünde de metanın klorlaşması da. Akıbı evet etmeli reaksiyonu. Burada ne hidrojen gazı çıkabilir ki? Demek ki cevabımız ne olacak? 2 ve 3 variant olacak. İri molekülü birleşmeler moleküllerini teşkil eden atomlar. Arkadaşlar bakın lavsan ve neylonun demiştim ki adlarını birden neden ibaret olduğunu unutsanız. Bunun için size bir söz demiştim ben. Nahlet olsun böyle bir cümle kurmuştuk özümüzden hatırlayırsınızsa. Nahlet olsun böyle bir cümlemiz vardı da yani. Devamı da indi, devamı burada lazım değil. Yani burada polimerlerle bağlı rahat et, sakınma olsun. Demel demişti ki bu ne demekti bu sözün manası? Naylon lifidi. Naylon lifidi. Bu naylon lifi yoldaşlar. Naylon lifi. Neden ibaretti? A. Adipin. Adipin. H da heksametilin diamin. Yani birden hatırlamak için arkadaşlar yani karıştırır mısınız mesela yani insan da yani her şey karıştırır yani birden oldu beyniniz karıştı imtihanda stres oldu falan filan. Şiraşı göresen neylonun içinde mi etilen glikol var idi yoksa lavsanın içinde mi ne bileyim heksametilen diamin var idi ne teyli karıştı beyniniz. Bak bu sözden bir tane naylondu bu naylonun içinde adipinle heksametilen diamin var. Şu heriflerden tutmak olur da ki A ne demek? A etilen glikol var diyor ki A adipindi. Hı heksametilen diamindi. Adipin turşudu. Heksametilen diamin ise bay heksametilen diamin. Amin grubu var orada yani. NH2 var orada yani. Bu da turşudu. Turşuyla NH2 grup arasında ne olacak arkadaşlar? Arada karbon azot rabitesi olacak arkadaşlar. Demeli N'nın karşısında bu neylonun karşısında karbon azot led. Yani bu ise L'nın lavsan demek arkadaşlar. Lavsan da etilen glikolla triftal. Etilen glikol yoldaşlar. Spirt triftal da turşu. Spirtle turşudursa mürekkep efir burada eğer polifir var, rafiyesi varsa eğer burada. Bu zaman arkadaşlar orada karbon, orada azot yok, bir şey yok. Karbon oksijen olsun. Orada ne olacak başka? Demeli lavsana da yoldaşlar karbon oksijen olacak. Ona göre demeli 1'e A'dı, 2'ye de B'dir. İfsiyon. Buradan başka ne var mı? Ne var? Bu sağ. Bu sual yoldaşlar olabilir yani. Tamamıyla yani. Mantık sualı bu sual. Mantık. Yani ne manada mantık? Yani burada hiçbir bilgi olmayan, hiçbir yani mesela pratik bilgi olmayan bir insan bile buradan neler ise varyantı çıkarabilir. Mesela ben özüm tutak ki günleri tecrübe yaparan bir adam değilim yani. Her gün laboratuvar düzdür. Tecrübe yaparım ya laboratuvarda ama tam başka sahada yani. Absolutler için tecrübe yaparım yani. Günleri sıra bu tecrübelerden yok. Hiç yani mesela görmemişim bu tecrübe yaparmamışım. Ama ki yazıram buna bak. Ne değil bana? Sarı renkli. Sarı renkli kalyum kromat. Sarı renkli kalyum kromatı yazalım o zaman. Kalyum 2 krom O4. Bu sarı renkli. Bunu yani özü bize verip vermese diyelim ki benimle ezberdi bilmem unutmuş. Özü bize verip bunu. Diyor ki sağ olsunlar. Sarı renkli. Kalyum kromat. Bunu yazdınız yoldaşlar. Ve narıncı renkli. Kalyum bikromat. Bak bunu da verir size. Narıncı renkli. Kalyum bikromat. Yani kalyum 2 krom 2 O7. Bu da narıncı renkli. Bunu da verir size. İndi bak özünüz bir tane sualın içindeki sualın dedi, məlumatları fikir verin ki görün məlumatları elə gözəl veriblər ki elə gözəl veriblər. Sanki yani size demək istəyir ki yani bu sualı yaz da yani. Yaz cevabı tap yani. Sarı renkli məhlula yani sarı renkli məhlula yani buna krom O4 olana yani krom O4 2 mənfi olana yani krom O4 axı 2 tane kalium tane 2 mənfi olur. Sarı renkli məhlula turşu əlavə etdikdə turşu əlavə edirsin sen buna. Yani H müsbət əlavə edirsin. Turşu əlavə edirsin sen buna. Neye çevrilir? Narıncı renkli məhlula çevrilir. Narıncı da kalyum 2, krom 2, O7 de. Yani krom 2, O7 çevrilir. Krom 2, O7, 2 mənfi çevrilir. Narıncı renkli məhlula. Narıncı renkli məhlula nedir bəs? Krom 2, O7, 2 mənfi de. Gələvi əlavə etdikdə. Gələvi əlavə edin. Bu gələvi əlavə edin. OH əlavə ediyəndə neye çevrilir? Sarı olur. Sarı nedir bəs? Bir kromatta sarı da. Yani kromo 4 mənfi 2 mənfi.
Görürsünüz. Deyir ki sarıya, sarı budur. Özünü tapıyor, özü verip de budur. Sarı budur. Sarıya turşu gel. Narıncı olsun. Narıncı da budur. Özü verim. Yani ezber ben bilmirəm gençlerini. Krom 2 o 7. 2 menfiye. Yani narıncı da deyir. Gələvi gel. Sarı olsun. Bu kadar. Yani bunu yazmamak vallahi billahi. Yani desem ki ezber idi. Siz bilmediniz rengini. Onda diyelim ki he. Başka mesela. Ama yani her şeyi de veriblər de. Yani sualdır. Kimyası demir üzerine. Evvelce istiqat sulfat turşusu. Arkadaşlar bilirsiniz ki demir soyuq istiqat sulfat turşusuna reaksiyaya girmir. Ancak kaynar halda girir reaksiyaya. İndi demirin üzerine H2SO4 geldiğimiz zaman katı ve temperaturda böyle de yazak koy. Bu zaman yoldaşlar demirin iki valentli yok tabii ki. Üç valentli duz alır. İki valentli duz ancak duru sıfır düşünüyorum. Plus SO2 plus bir de H2O. Gitsin. Demek buradan aldınız yoldaşlar bu demir sulfat tuzunu ve bunun üzerine indi. Gelmelisiniz baryum hidroksit. Bunun üzerine yoldaşlar baryum hidroksit geldiğiniz zaman bak burada bayağı yine dedim bunu. Duz plus duz, duz plus esas reaksiyasında önemli olan məqam nedir yoldaşlar? Girenler həll olsun, alınanlardan biri söküntü olsun. İndi burada biri qələvidir zaten həll olur, biri de ki dəmirin sulfatı həll olan duzdur. Burada ne baş verir? Mübadilə dəmir OH'ı baryumda sulfatı götürür. Bu kadar. Dəmir indi OH'ı götürür. Sadece maraqlı olan nedir? Dəmirin 3 valentli duzunu siz bilməlisiniz ki, burada 3 valentli duz alınıb ki, burada da mübadilə reaksiyası, yəni bu redoks tənliyi deyil. Bu sadece dəmir burada valentini qoruyub saxlamalıdır da yəni. Dəmir burada deməli 3 valentli duzunu yaradır. Zaten 2 valentli duzu çaşdıra bilərlər yəni. Bu da bizim çaşmalı gerek yoxdur. Dəmir OH'ı üçüncüsü alınacaq. Ve yoldaşlar burada baryum SO4 üçüncüsü alınacaq. Üçüncüsü əmələ gəlir. Deməli baryum sulfat və dəmir OH 2 və 4 üçüncüləri yoldaşlar burada yaranır. Qarışıqda oksijenin kütlə payını hesablayın. Metalın sayı N, qeyri metalın sayı N. Belə sualı tərtən bunun oxşarı bir sualı işləmişik biz növçün 26'da yoldaşlar xatırlayırsınızsa. Deməli məsələn burada indi nə etməliyik? Bilmirik də hansından nə qədərdir. Buna A mol verək, buna da B mol verək. Burada metalın sayı yoldaşlar bir indeksi bir olduğu üçün elə A qədər A bırak bir qədər A qədər metal olacaq. Burada isə yoldaşlar metalın indeksi 3 olduğu üçün B molunda 3B metal olacaq. A, B, A plus 3B metalın sayıdır. Qeyri metalın sayı nədir olacaq burada? 4 qeyri metal varsa bunun böyle de bir molekul demek ki molekul doğru çıkmıyor bu duz için. Bir molunda 4 mol eğer bunun demeli 4 mol geri metal atomu varsa A molunda 4 A diyelim mi arkadaşlar? 4 A burada geri metal var demeli 4 A yani karbon bir karbon çok oksijen. 4 vurak moluna A'ya 4 A. Burada ise arkadaşlar 2 azot varsa 2 B. 4 A plus 2 B beraberdi buna. Çünkü bu da endi bu da endi. Bunlar birbirine beraberdiler. O zaman bunları sağa sola o yana bana getiren de yoldaşlar. Getir A bu yana eriyir 3A bu yanda 2B de bu yana size eriyir B. Demek B beraber 3A'ya. B beraber 3A ise yoldaşlar. Yani B'nin yerine 3A koyanda yoldaşlar. Ele bunlar 1'in 3'e nispetine düşür de. Yani A 3A. Yani bu demek ki bunlar 1'in 3'e nispetine götürülürler. Bu kadar. Bunu tapandan sonra arkadaşlar artık bize deyir oksijenin kütle payı. Yani artık siz 1A 3A nispetinde getmekten artık 1'in 3'e nispetinde bunları götürebilirsiniz. Çünkü nispette pay et zaman değişebilmez. Yani bu 1'in 3'e nispeti ise bu 2'nin 6'ya da olsa, 3'ün 9'a da olsa hemen o nispet korunursa kütle payı eyni kalmalıdır. Ona göre A'ları artık önem taşımır. Esas mesele siz bunun 1'in 3 olduğunu tapmanız iyidir. Yine kalsiyum karbonattan 1 mol magnezyum nitritten de demeli 3 moldur. Burada oksijen kütle payını istiyorsa arkadaşlar 1 mol kalsiyum karbonatta 48 gram oksijen var. Bölünsün. Kalsiyum karbonatın emeri 100 gramdır. Magnezyum içinin emeri ise bu da 100 gramdır da. 3 tane magnezyumun 72 edilir 24'ten. 2 tanesi de azotun edilir 28. Sen 100 edilir de. Demek ki bunun da emeri 100'dü. Bunun da emeri 100'dü arkadaşlar. O zaman bir kalsiyum karbonat. Burada 1 molu 100 gram. Plus bu da emeri 100'dü ama 3 molu bunun da. Plus 300 gram. 48 bölü 400 vurulsun 100. O da deliyor lafı 100 yazmadım. Beraberdi 12 faiz ediyor da 48 gördüm ben de. Hansı çevrilmeler neticesinde D orbitalında yerleşen elektronların sayı bir vaat azalır. Bunu indi birazdan sen Mötsüm bir da
Göstereceğim bu sualın özünü diyen de daha doğrusu demir ve kromla her ikisinde. Ama bu iki ve dördüncü bentlerin özleri. O kitapta da işlemiş iyi. Hatırlıyorsa. Demek demir 26 0, demir 26 3 müsbet verir mesela. Bir bakalım buna. Bakın önce demişim ki D elektrik, D daha doğrusu orbitalına elektron veren de karıştırmıyor hiç zaman. Hiç zaman. Yani elektronlar dolma arzınlığı zamanı, elektronların dolma arzınlığı zamanı. İlk nöbette 4s dolur. Yani 4s 2, 4s1 sonra 3d dolmaya başlıyor. Elektronları vermeye nöbet atanda yine de birinci 4s dolur. Minimum enerji prensibine göre 4s'in enerjisi 3d'den az olduğuna göre ilk nöbette elektronlar 4s'e dolur. Elektronları vermeye nöbet atanda elektronları vermeye nöbet atanda. Görmedim seriye gelin. 4s'teki elektronlar 3d'deki elektronlardan bu 4s'ti bu da 3d'nin elektronudu diye. 4s'in elektronu 3d'ninkinden daha uzak olduğuna göre nüviye verilende yine birinci 4s verilir. Yani bakın dolanda ilk nöbette 4s olur enerji prizine göre. Elektronlar verilme zamanı tabii ki birinci en uzakta olan elektron verilir. Verilme zamanı yine birinci 4s verilir. Ona göre burada 4s1 3d10 yazarız misimizi. Bu yoldaşlar 2 müsbet olur. Yani 2 elektron verip 2 elektron veren de var. Bir elektronu 4s'ten verdi. Kaldı birini vermek. Birini d'den verdi. Yani 3d9 kaldı. O zaman d'de bir tanesi azaldı. Amin diye. Geldiği için de demir 26. 26'nın paydamı yoldaşlar. 4s2 20. 3d6 da 26 ediyor. Düz değil mi? Şimdi burada 4s2 3d6 yazdık. Bakalım görelim. Demeli 3 müsbet. He. Sıfırdan 3 müsbet. Yani 3 elektron verip. 3 elektron verirse yoldaşlar. 4s2 3 elektron vermek için ikisini 4s'ten verdi. Birinci zaten s'i vermelidir. S'i verdi. 4s2 yetti. Birine vermelidir. 3'ten olmalı. Önemli. Birini de d'den verir. 3d5 kalır. Demeli ikisini s'ten verdi. Birini d'den verdi. Neyse de d'den bir tane vermiş oldu. Ona göre bu da işimize yarıyor. Hele 1 ile 2 işimize yarıyor arkadaşlar. Diğerine bakmasız dolar. Mesela kromla adize bir tane deyim. 4s1 3d5'ti. Burada 3 elektron verir bu yazı. 3 elektrondan birini s'ten veren de s'te bir tane var bunda. İkisini mecbur d'den vermedi. Biz ama d'de bir tane verilsin diye. Natriyum duzunda klorun oksidleşme derecesi müsbet 3 olarsa klor burada arkadaşlar müsbet 3 ise bilirsiniz ki klorun müsbet olması için bu kere natriyum kloro 2 olsun ki 2 bırak menfi 2 menfi 4 natriyum da müsbet 1 klor müsbet olsun. Ben bu natriyum kloro 2 idi. X'imiz demeli arkadaşlar 2'di. Ve bakın burada emirler beraberdi birbirine. İndi bu natriyuma nazaran kalyumun ayrı büyüktü. Natriyum 23'tü, kalyum 39 diyor arkadaşlar. Eğer natriyumla kalyum arasında fişeceğiz 16 gram fark var da burada fişe verirsiniz yani. Bu eğer natriyumla kalyum arasında bu fark, bu gram farkı belediyette kapatmaktan ötürü yoldaşlar 16 gram artım var akı. Gerek burada oksijenin bile az olsun. Çünkü kalyum natriyumdan büyüktü diye gerek oksijenin bir tane az götürüyor ki biz bu işte oksijenden. Emir korunabilsin burada. Beraber olabilsin ya. Yani. Burada ise arkadaşlar kalyum bu lityum yoldaşlar. Lityum. Natriyumdan emeri balazadı. Lityumun emeri natriyumdan balazadıysa gerek natriyumun bu oksijenler bu natriyumun duzundaki oksijenlerin sayından çok oksijen olsun ki gerek. Emir ona beraber olabilsin. Ya yani buna da 3 olmalı. Çünkü o emirler beraber olsun. Yani en az yine de yazıp yoklayabiliriz orada. Çetin bir sual değil de yoldaşlar bu sualda. Etilenin hidrojenleşme reaksiyonu zamanı kırılan ve emele gelen rabiteleri müeyyen edin. Kırılan rabiteler yoldaşlar. Burada demeli bunu da yine de yoldaşlar etilenin animasyonundan birazdan yine de göstereceğim onu. Bu nelerini hemen o animasyona götürmüş ya. Bak bu şekillerde neler birini orada da göstermiş hiç. Bakın demeli etilen yoldaşlar budur. Bakın etilen budur. Burada yoldaşlar bu karbon sp2'di. Bu karbon da sp2'di. Demek burada hansı rabiteler kırılacak? Hansı rabiteler kırılacak? Bakın burada arada pi rabite var. Düz değil mi? Bakın hidrojen geldiğiniz zaman bu H2 gelip pi rabiteni kırıp doyduracak yani bu alçeni alkana çevirecek.
Ona göre pi rabitə mütləq qırılmalıdır. Və pi rabitə demişəm ki, P hərflərini yazalım. Bax, pi rabitə PP perpendikulyar. Belə bir cümlə demişəm. Pi rabitə PP perpendikulyar. Ne demektir bu? Pi rabitə həmişə, pi rabitə həmişə. PP orbitallarının perpendikular örtülməsinə yaradır. Bak, P hərfləri. Pi, PP perpendikulyar. Yani pi rabitə həmişə PP orbitallarının perpendikulyar örtülməsindən yaranır yani. Deməli, burada ikinci olan bu qırılmalı diyor başta. İkinci olan bu qırılmalıdır. Təkcə bu mu qırılır? Yox təbii ki. Bəs bu H2 bura birləşəndə H2 molekulunda hidrogen axı S'dir. Hidrogen arasında belə bir rabitə var. Axı bu da qırılmalıdır. Ona göre yoldaşlar burada demeli bu iki rabitə 2 ve 5 kırılacak. 2 ve 5 kırılacak. 2 ve 5 kırılırsa yoldaşlar bundan sonra kurtardı artık. Yani cevabımız zaten çıkır ortaya. Hidrojen, yani bir tane pi rabitənin hidrojeni bildi. Cevap çıkır ortaya zaten. Ama yine de ne yaranır bəs? Bu hidrojen geldi bura. Hidrojen hara birleşir? Hara birleşir. Onu seçecek. Karbona birleşir. Karbon hansı vəzifədədir? Hibrid anlıdır. O zaman karbonun bir tane hibridine hidrojen birleşeceği S formu. O zaman bir de yaranacak. Demeli, karbonun artık miqdarda hidrojen ile reaksiyasından alınan istilik miqdarını kilojoul ile hesaplayın. Bunu bir tane yazıcı birazdan dönerim. Orada bir məlumatı yazmak unutmuşam sualda. Buna bir tane birazdan dönerim. Demeli, 23. sualda demir S2 bir saniye. SO2, demir S2, SO2. Birinci mərhələnin praktiki çıxımı 80%. İkinci ve üçüncü mərhələnin praktiki çıxımı ise 75% olacak. Yoldaşlar burada reaksiya falan nəsə bir şey yazmağa qətiyyən və qətiyyən ihtiyac yoxdur. Heç nə ihtiyac yoxdur. Burada ne edirsiniz? Yani bu 100% ile tutuşur bu. 100'dür. Birinci mərhələnin praktiki çıxımı 80% ise bak 100'dan başladık. Bu 100'dür diye. Birinci reaksiyanın praktiki çıxımı 80% ise bunun 80% elədi 80. 100'ün 80. Elədi 80. İkinci mərhələ 75%'dir. Sonra geldiniz. 80'in 75%'ini tapdınız. Elədi 80 vur 70. Yani bir saniye dəqiq saplayın. 80 vur 75 böl 100. Elir 60. Bu elədi 60. Bu ikinci reaksiyon. Bu birinci reaksiyonunki. Bu ikinci reaksiyonun ki üçüncü reaksiyonu 75 faizi değil. O zaman ikinciden 60 oldu mu? 60'ın yine üçüncüde 75 faizi. 60 vur 75 böl 100. O delir 45. Bu da beraber 45 faiz. Demeli 100 idi. 100'den götürdük. Geldik 45 faize. Demeli ne oldu dostlar? Praktik çıkın. Ümumi olarak 45 faiz oldu. İfsiyon. Bu kadar. Burada bu sualın yoldaşlar bir neçə yoluna getmiyorlar. Bir variant var. Mesela burada kanı hesaplayabilirsiniz. Sürət, reaksiyon sürəti verilib. Burada sürət sabitini hesaplayabilirsiniz. Mesela bunlar eyni temperaturda o mantığına yazıblar ki, yani sualda. Axı V bərabərdir. K vuraq. Mesela CO2-nun qatılığı. Vuraq CO2-nin qatılığı. CO2-nun qatılığının kvadratı vurulsun. C oksigenin qatılığı. Yani bu yoldan gidip mesela işleyebilirsiniz sualı. Buradan K'nı hesap edebilirsiniz. Getirip K'nı ikinci de yerine koyabilirsiniz falan filan. Böyle yoluna gidebilirsiniz yani. Ama tövsiye bilmirəm bu yolu elə de. Çünkü boşuna yani vaxt israfıdır. Yani böyle suallarda arkadaşlar, böyle sadə suallarda. Vaxtdan qabağa düşməlisiniz ki, sonraki çətin suallarda vaxt içində yani yol verə biləsiniz. Vaxt ayıra biləsiniz növbəti suallara. Yani böyle suallar əksizəsi vaxta qənaət etməyə bacarmalısınız. Necə qənaət eləyəcək yaxşı? Sadə bir yolla. Həmişə elədiyimiz yollarla. Sürət dəyişməsi ilə. Yəni, bax, SO-nun əmsalı ki, yoldaşlar. Burada sürət 0,4-dən 0,10-da qatılıq daha doğrusu. Qatılıq burada 0,4-dən 0,6-ya əgər artıbsa, burada SO-nun qatılığı neçə dəfə artır? Baxı, biz deyirdik belə suallar həddən artıq çoxdur, yoldaşlar. Ki, SO-nun qatılığını 3 dəfə artırsam, sürət neçə dəfə artar? Nə bilim, 3-ün kvadratı 9 dəfə. SO-nun qatılığını 4 dəfə azaltsam, sürət neçə dəfə dəyişər? Yəni, axı, nə edirdik biz? Artımı, əmsalı, qüvvə, əmsalı neçədirsə, ona yüksəldirdik, yəni. Sonra baxırıq ki, neçə dəfə artar? İndi baxaq. Bax 0,4-dən 0,6-ya getmək yoldaşlar. 0,6-nı 0,4-ə bölürük. 1,5 dəfə artmaq deməkdir. Yəni bu 1,5 dəfə artırıblar SEO-nun qatılığını. 1,5 dəfə artırıblarsa SEO-nun əmsalı 2 olduğu üçün 1,5-in kvadratı dəfə yoldaşlar
Deməli, reaksiya sürətlənəcək. Yazıram bura. Reaksiya sürətlənəcək deməli, 1.5-in kvadratı tam 125-dir. Əlinizdə orada kalkulyator var. Hesaplayın, incimeyin, ərinməyin yani. 2 tam %25 eləyir deməli 1.5-in kvadratı. 2 tam 125 dəfə reaksiya nədir? Sürətləndi. Yuxarı doğru oxuyuram ki, yəni 2 tam %25 dəfə reaksiya sürətləndi buna görə. Yaxşı, oksigenin amma qatılığını bunlar azaldıblar. Yəni 0.12'den 0.1'e saldırıblar bunun qatılığını. Aşağı eləyiblər. O zaman 0.12'den 0.1'e eləmək 2 dəfə bunu azaltmaq deməkdir. Yaxşı, oksigen qatılığı 2 dəfə azalsa əmsalı 1'dir. Sürətin 2 dəfə azalmağı deməkdir. Deməli reaksiyon sürəti 2 dəfə mən bunu uzun uzadı danışıram amma bu əslində 5 saniyəlik bir şey deyil arkadaşlar. Sadəcə anlayasınız deyə bunu dönə dönə eyni şeyləri deyirəm. 2 tam 25 dəfə sürətləndi, 2 dəfə azaldı. Arttı, azaldı. O zaman belə olanda tərs olanda nə edirik? Bölürük də bir-birinə. 2 tam 125-i bölürük 2-yə, eləyir 1 tam 125. O zaman reaksiyamız 1 tam 125 dəfə artmış oldu. Çünki böyük olan budur da yoldaşlar. Həmişə belə biri artıb, biri azalanda bölürük və böyük nədirsə onunki olur yəni. 2 tam 125 dəfə artıb, 2 dəfə azaltmaq, 1 tam 125 dəfə artırmaq deməkdir. O zaman sürətinizi 1 tam 125 dəfə artıracaqsınız. Yəni əvvəlki sürət 16 vuraq 10 üstü mənfiçi idisə, 16-nı vurursunuz 1 tam 125-ə, 16-nı vurursunuz 1 tam 125-ə. Tapırsınız oradan cavabınızı yoldaşlar. 1 tam 125 demək, 1 tam 125-ə. 16 vurulsun deməli 1 tam 125. O dedi arkadaşlar 18 tam vuraq 10 üstü mənfi 3. Aydındır? Yani bu kadar. 1 tam 125 vuraq 16. Yani bu başka tip de olabilirdi bu. Başka türlü de olabilirdi bu. Mesela ne işte azaltmışıq, ne işte artırmışıq. Yani bunu kanı taparak da gidebilirdi. Burada kanı taparız, getirip burada kanı yerine koyardız. Artık bu da var, bu da var, kanı da yerine koyardı. Bu çıkacaktı. Ama yani sürekli formada. Ne işte artırdım. Tam 1.5 defa kvadratı tam 125. Bu ise 2 defa azalır. 1 tam 125 defa artacak. Bu da 1 tam 125 defa artan arkadaşlar. Cevap 0.18. Bu kadar yani. Burada böyle yine de dedim. Uzun uzadı bir şey yok derelerden. Sonra arkadaşlar növbəti sualımızda. Burada arkadaşlar demek tərkibində ridin atomlarının sayı x. Tam yanmasından alınan karbon gazının miqdarı 5.7. Doymuş yağa çevrilmesi için. Gəlin belə eləyək. Bunu gəlin biz 1 molla eləyək arkadaşlar. En yaxşısı 1 molla eləyək. Batı yağımız 1 moldur. Karbon gazının miqdarı 57'dir. Bu da arkadaşlar 5 moldur. İndi baxın burada ne olacak arkadaşlar? 1 molundan eğer 57 mol karbon gazı yaranıbsa yoldaşlar, 57 mol karbon gazı yaranıbsa tam yanmasından. İndi bilirsiniz ki, yağın formunu, yaxın arkadaşlar, yağın formunu, tam belə bir şey yazmayacağım, yağın formunu yazalım yoldaşlar. Bilirsiniz ki, burada belə o, yani burada S olur, yani bir belə deyək, kuruluşunu biraz açıp göstereyim ama animasiyonu da size. Bakın burada belə yazdık bunu. Burada artık bu hissede yani C O O H grubundan sonra bu hissede artık O R radikal olur da artık bu hissede yani radikal olur. Yani bu hissede de radikalımız var bizim. Bu hisselerde demeli bu hisselerde radikalımız var. Böyle bir yağımızın durumu. Şimdi burada siyah hidrojenleri falan yazmıyorum artık. Demeli bu hissede bunun radikalları var ya işte radikalları. Yağımızda. Şimdi radikalın ne radikal olduğu barədə məlumatımız yoxdur. R1, R2, R3. Yani bu radikal ne bileyim bilmediğinde şey radikaldır, stearindir, ne bileyim oleinin radikalıdır, linolundur veya hansındır bu barədə bir məlumatımız yoxdur. Saniye. Deməli, hansı radikalı yoxdur bilmirik bu radikalın nə radikal olduğunu. İndi burada sadəcə nə lazımdır bizə? Baxın. Gəlin belə bir şey çəkək. Radikal deyir ki, eyni sayda karbon atomu var radikalda deyir bizə. Eyni sayda karbon atomları var deyir bizə radikallarda. Bak 57 karbon var. Bir molunda 57 karbon varsa, 57 karbondan arkadaşlar, bir dənə bunların hidrojenlərini yazım en azından. CH2, CH, CH. 57 karbondan 3'ü bilirsiniz ki gliserininkidir. 57'den 3 tanesini çıkana kaldı 54 karbon. 54 karbon gliserininkidir. Ahı bu turşunun mesela C17H35COOH veya C17H33COOH bunların ahı radikallarına ne yapabilirsiniz ki? COOH funksiyonel grupta da bir karbonlar var. Onlar da bunlar da düz değil mi? 54 taneden əlavə, deməli 3 tane de burada var. Çıxdız kaldı 51 tane.
Deməli 51 dənə, 51 dənə yoldaşlar burada. Aha, bir saniye. 51 dənə. 51 dənə deməli burada nə var? Karbon var radikalları. Var radikallara qalan karbonlar 51 elədi. Deməli bizim bu radikalımızda 51 karbonumuz var. İndi 51 karbonumuz var yoldaşlar. Məlum məsələdir ki artıq bu C17 radikalıdır. İndi C17 H33'dür. C17 H29'dur. C17 H nə bilim 31'dir. Bilmir yansıdır. Bu barədə məlumatımız yoxdur. Amma bir onu bilirik ki, yoldaşlar, bunlar doymuş yağa çevriləcək. Doymuş yağa çevriləcəksə, yoldaşlar, o zaman bu C17 H35 COOH. Yəni ki, H35'e çevrilməlidir, yoldaşlar, bunlar. Bu radikallar. C17 H35'e getməlidir, yəni bunlar. Qısacası. Əgər buna gedəcəklərsə, o zaman, sonda buna gedəcəklərsə, 3'e vuranda bunu yoldaşlar. 3'e vuranda bunu. C17 H35'i 3'e vuranda 35 vuruş ne eləyir yoldaşlar? Eləyir 105 hidrojen eləyir. Deməli sonda bu 105 hidrojen buna getməlidir. Yəni buna getməlidir. 105 hidrojen olmalı deməli. Doyduqdan sonra yəni kısası doyduqdan sonra bunun içərisində 105 hidrojen olmalıdır. Doyduqdan sonra 105 hidrojen olmalıdır. Düzdür mü yoldaşlar? Yaxşı. Doyandan sonra 105 olmalıdırsa, bəs siz bunu doydurmaq üçün nə qədər hidrojen gəldiniz bura? 5 mol H2 gəldiniz. 5 mol H2 gəlmişsinizsə, yəni 10 mol hidrojen gəlmişsinizsə, 10 mol H2-də yəni 5 mol H2. 10 mol H2 gəlmişsinizsə, yaxşı 105 olmalıdır doyandan sonra. 3 dənə deyək ki, bu qalıq doydusa, belə hala gəldisə, 3 moldur, 105 var. Onu siz sonradan gəlmişsiniz, deməli əvvəldən bunda 10 dənəsini çıxanda nə deyir? 95 dənə. Əvvəldən deməli bu hissədə 95 dənə imiş. 95 dənə imiş əvvəldən bu hissədə. Amma 5 dənə də burada gliserində var da. 95 plus 5 cəmi 100 dənə. Deməli burada yoldaşlar 100 dənə olmalıdır bir molekulunda. Amma indi burada təbii ki yoldaşlar söhbət bunun bir molekulu 0,1 molundan gedir. Yəni bir molunda 100 mol varsa, bir molunda 100 mol varsa. Ama biz axı bunu bayağı 10 dəfə artırdıq razı olsun ne işimiz. 0,1 mol arkadaşlar yani 100 mol yok artık 10 mol olmalı. 10 dəfə daha az yani. Ona göre 10 mol olacak variantımız. Bu kadar değerli müəllimler 25'te kadar indi izah edin. İnşallah 25'ten sonra sizin de sualları tabii ki bir yani yaxşı görünmez sizin elimden yığdığım için biraz vaxt aparır. O sebepten növbəti hissələri de birazdan sizler için izah edeceğim. Her birinize uğurlar. İnşallah yani ürəyinizi tuttuğunuz məktəblərə qəbul olar sizler biriniz.